Burada ailelerimizin size güvenmeleri gerekiyordu. Evet. Diğeri çok kolay çünkü. Yani. Evet, iftira üzerimize kaldı. Sevgili seyirciler, sevgili anneler, babalar, özellikle evlatları başka şehirlerde okuyan, evlatları uzakta olan sevgili anne ve babalar. Sizler için çok zor olmazsa sizden bir şey rica edeceğim. Şimdi, şu an alın telefonlarınızı. Kızınızı, oğlunuzu arayın. Onlara onları ne kadar çok sevdiğinizi söyleyin. Onlara ne kadar çok güvendiğinizi söyleyin. Hayatta ne olursa olsun onlardan asla vazgeçmeyeceğinizi söyleyin. Onlara güvenin, onlara inanın. Onları uyarın. Onların yanında olun. Ne olursunuz. Size bir şey soracağım. Rahmetli Özay'ın ailesiyle görüşüyor musun hiç? Hiç görüşmüyoruz ama ben görüyorum. Ben bazen Özay'ın mezarını ziyarete gidiyorum. Annesini görüyorum uzaktan, mezarının başında. Sanki ben buradayken gelme kızım diyor. Hissediyorum. Gidemiyorum. Duasını bitirmesini bekliyorum. Onu oğluyla baş başa bırakıyorum. Uzaklaşınca gidiyorum. Özer'le konuşuyorum. Onu çok özlediğimi söylüyorum. Hani biz diyoruz ya programda, bir zaman makinemiz yok, zamanı geri alıp bir şeyleri değiştiremiyoruz belki diye. Gerçekten bir zaman makinem olsaydı, o güne dönüp her şeyi değiştirmek isterdim. Sizin için. Teşekkür ederim. Beni anladığınız için teşekkür ederim. Şimdi sormak zorundayım. Arkadaşınız, daha doğrusu eski arkadaşınız Fuat buraya geldi. Çok pişman olduğunu söylüyor. Bir şeyleri düzeltebileceği kadar düzeltmek istediğini, vicdanının çok sızladığını, sizin üstünüzdeki bu yükü, belki de alnınıza çalınan bu kara lekeyi silmek istediğini söylüyor. Dediğim gibi sormak zorundayım. Sizinle görüşmek istiyor. Fuat'la görüşmek ister misiniz? Acaba gerçekten pişman mı yoksa sadece vicdanını temizlemek için mi burada? Çok merak ediyorum ve yüzüne tükürmek istiyorum ben onu. Gerçekten düzeltmek mi istiyor yoksa vicdan azabı için mi burada? Ben onu yeni tanıdım ama siz onun arkadaşlarısınız. Gördüğünüzde anlarsınız diye düşünüyorum. Şöyle yapalım. Bir video hazırladı. Siz gidin. O videoyu bir izleyin. Sonra birlikte bir kafa kafaya verin. Eski arkadaşlar olarak ve bu acıyı birlikte yaşamış arkadaşlar olarak. Kararınızı sonra verin, olur mu? Belki şikayetçi olabileceğimiz yeterince delil toplarız. Bir işe yarar belki, bilmiyorum. Bu konuda size elimizden ne geliyorsa
yaparız. Ondan emin olabilirsiniz. Allah'ım ben istiyorum. Olur mu Güneş'ciğim? Olur, istiyorum. Nazmi. Bir gidin izleyin bakalım. Vicdansız ol. Şimdi çıkıp yine mi itiraf ediyorum? Belki düzeltmek için bir şansımız olur. Ya bizim hayatımız mahvetti ya. Hayatımızı mahvetti ya. Ben yüzleşmek istiyorum. Bak bugün buradayız. Bugün buradayız. Ben yüzleşmek istiyorum. Hesap sormak istiyorum. En kötü bu kadarına hakkımız var. Peki o zaman. Gidip bakacağım. Bakalım yine ne yalanlar söylemiş, ne uydurmuş yine bakalım. Göreceğim ben. Sizi bekliyor olacağım ben. Olur mu? Görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz. Gencecik insanlar ve onların darmadağın olmuş hayatları. Güneş haykırarak yüzleşmek istiyorum diyor. Bakalım nasıl bir yüzleşme olacak. Arkadaşım Nazım merhaba. Yıllar sonra neden ortaya çıktığımı merak ediyorsun. Ben yapamıyorum. Ne çalışabiliyorum, ne ailemle vakit geçirebiliyorum. Gerçekten her şey o kadar zor ki artık yaşayamıyorum. Ben senden ve Güneş'ten özür dilemek istiyorum. Biliyorum affetmek çok zor. Ama bana bir şans verirseniz benim hayatta kimsem kalmadı. Güneş ben gelemeyeceğim. Bu adama bir şey yaparım, elimden kaza çıkar. Gelmiyor musun? Tamam. Sen gelmiyorsan da ben gidiyorum. Açın kapıyı. Aç. 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 Her ikisiyle de görüştüm. Geliyorlar mı? Her ikisi de buradalar. Gelip gelmeyeceklerini bilmiyorum. Bildiğim tek şey çok üzgün oldukları, çok kızgın oldukları, çok öfkeli oldukları. Bunun farkındayım. Zaten bunu biliyorum ama ben her şeye göze aldım, her şeye razıyım. Ben onlarla konuşmak istiyorum, her şeyi anlatmak istiyorum. Yani onların hayatında bir şeyleri düzeltmek mi istiyorsun yoksa sadece vicdanını mı rahatlatmak istiyorsun? Şimdi onu şöyle, da anlayamadılar. Şimdi şöyle, ben çok pişmanım. Gerçekten o kadar pişmanım ki ben her şeyin ortaya çıkmasını istiyorum. Ve ben kendime düşündüm. Ben buraya programa katılmayı çok düşündüm. Ve kendime ceza nasıl verilirim? Nasıl verebilirim ceza? Kendime yalancı adam. Alırım. Sen ne hakla geliyorsun buraya ya? Ne hakla geliyorsun? Neyin kaldı ya? Söylesene. Ben doğruları söylemek için buradayım ve bunun için geldim. Yani barışmak için buradayım. Bu kadar doğrucu başıysan yalancı şahitliğinde cezai hükmü olduğunu bilirsin o zaman değil mi? Mahkemede görüşürüz. Güneş. Ne olursun bak bir gel sen benim yanıma şöyle. Çok rica ediyorum senden. Ben zaten her şeyi anlatmak için buradayım. Tamam her sakin ol. Sen de bir gel Fuat. Gel. Gel. Fuat bak. O gün yapmış olduğun seçim yüzünden.
sonrasında seçimin bir felakete döndükten sonra vermiş olduğun yalan ifade yüzünden insanların hayatları kararmış. Bence önce yapman gereken şey, yıllar önce vermiş olduğun o yalan ifade var ya, onunla başlamalısın. Gidip ifade vermelisin. Ben yıllar önce yalan beyanda bulundum. Arkadaşlarımın hayatını kararttım. İşin doğrusu budur demelisin yetkili birimlere. Bunun için sana yardımcı olabiliriz. Tamam ama ben yani buraya söylemeye geldim ama ben buna hazır değilim. Yetkili birimler ya da polis şey yani şu an için pek de hazır değilim. Güneş'cim şöyle yapalım. İnanmıyorum. Şöyle yapalım. Onun şu an buradan kaçıp gitmesi hiçbir şey ifade etmiyor. Burada konuştukları var, burada anlattıkları var, buradaki itirafları var. Her şeyi düzeltmeye yetecek mi abi? Her şeyi düzeltmeye yeteceğini düşünüyorum. Güneş'cim. Size güvenmek istiyorum. Güvenebilirsin. Ama ben her şeyden önce sana güveniyorum. Daha çok gençsin. Nazmi anladığım kadarıyla gelmediğine göre kendine pek güvenemedi. Sen daha çok yüzleşmeyi isteyen taraftın. Evet. Çok gençsiniz henüz. Aslında hayatın çok başındasınız. Yaşlarınız çok küçük. Biliyorum bu acıyla yaşamak çok zor. Ama kendine zaman tanıyıp hayatına yoluna sokabilir misin gibime geliyor. Ben de buna inanmak istiyorum ve sana güvenmek istiyorum. Olur mu Güneş'cim? Elimden geleni yapacağım. Şimdi şöyle yapalım, seni ekip arkadaşlarıma emanet edeyim. Gel burada. Bilemezsin kim dost, kim düşman. Bazen bildiğini sandığın yüzdür en büyük düşman. Sizi seviyorum. Kendinizi sevin. Hayatı sevin. Sakın unutmayın, hayatta her zaman bir şansınız daha var. Bir şansım olsa diyorsanız bize başvurun.